Evet, uzun bir aradan sonra merhabalar. Çok uzun bir yoldan geldik. Yaklaşık 10 saat. Neredeyiz biliyor musunuz? Bangkok'tayız şu anda. Burası da Altın Buda Tapınağı. Arkamda kral var. Ve arkamda da görebiliyorsanız Altın Buda Duymuştum. ihtişamıyla bizi karşılıyor. Dedim ya, 10 saatlik bir yoldan geldik. Gerçekten çok yorgunuz. İlk önce İstanbul, Dubai, Dubai'den Bangkok. 4 saat ilerideyiz. Hava çok sıcak, yağmurlu. Rotamız buradan Phuket, Pattaya, Phi Phi Adaları ve tekrar dönüş Bangkok ve Dubai. Birçok videoyu paylaşacağım, birçok yeri size göstereceğim. Deneyimlerimizi paylaşacağız. Hadi bakalım, gidiyoruz. Altın Buda Tapınağı'na girdiğiniz zaman sol tarafınızda sizi kocaman bir çan karşılıyor. Altında minik minik çanlar var. Şu an Altın Buda'ya girip içerisindeyiz. İç kısımdayız. Budistler Altın Buda'ya kapanıyorlar. Rivayete göre içerisinde 5 ve 6 olduğu söyleniyor. 12. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Bununla ilgili kesin detaylara ulaşacağım sizde. Vereceğim. Dünyadan arındıklarına inanıyor turistler. Çok önemli onun için. Eğer gelirseniz buralara gelmeden buraya çıkmayı görüyorum. Yusuf'un da hayranlıkla seyrediyor şu anda. Çünkü gerçekten çok camlardaki vitray benzeri. Harika. Şu anda üst tarafı çekiyorum. Farkında mısınız? Osmanlı dönemi ve Şaşal dönemlerine biraz Yusuf'un. Tavandakiler duvar kağıdına benziyor. Diğer malzemeleri bizden çok daha farklı. Evet. Altın Buda Tapınağı'nın karşısında burası bir Çin mahallesiymiş arkadaşlar. Çin Tapınağı'nı görüyoruz şu anda. Amca otopark görevlisi herhalde. Evet, bizim gruptan meraklı bir hanımefendi fotoğraf çekiyor. İçine gireceğim. Girmeye çalışıyorum. İçeri girebiliyor muyuz? İçeride yanlıyor. Evet. Çinli arkadaşlar var. Bunlar da dini ibadetlerini yerine getiriyor. Az önce otobüs ve şehir turu atlarken Tayland'ın yeni yapılan bölgesiyle eskiden kalan bölgesini bir arada gördük. Bir karmaşa var orada. Eski evler aralarda kalmış, yerine devasa binalar yapılmış. Aynı bizim Türkiye'deki gibi devasa gökdelenler var. Bakın, hatta şuradan gösterebilirim tahmin ediyorum. Taksici Eski. arkadaş, hayvan da çok var. Demir rehberimizin söylediği dipnotları vereceğim şimdi. Buradaki evler, daha doğrusu tüm evler kırılmış. Tamam, görünüyor. Kral 99 seneliğine bu evleri kiralıyormuş. Dolayısıyla burada kimsenin tapusu yok. Herkes 99 yılına bu evleri kiralayıp oturuyor. Kralın mal varlığı yaklaşık 35 milyar dolar olarak bir bilgi aldık ama iki tane, özür dilerim, dört tane karısı, iki tane cariyesi ve bununla beraber 7 tane de çocuğu varmış. Bayağı sert bir kralmış. Tayvan'da kralla alakalı konuşmak yasak. Bilmem bu kurallar size bazı şeyleri hatırlatıyor mu? Hadi bakalım.
Şimdi otobüsümüze bineceğiz. Otobüsle bugün otele gidiyoruz. Gerçekten çok yorgunuz çünkü. 10 saatlik bir yol artı indiler bindiler bayağı yordu bizi. Bir de 4 saatlik bir farkımız var. O farkla beraber biraz dinlenmek, akşamda bir şeyler yemek için dışarı çıkacağız. Şu anda Bangkok merkezdeyiz. Bangkok'ta inanılmaz bir gece hayatı var. Sağımda görmüş olduğunuz bir restoran, devasa bir tekne. Hemen ileride bir tane daha var. Bunlar okyanusta hizmet veriyor şu anda. Sağ tarafımda Bangkok'un yenilenmiş yüzü. Şu arkamda gördüğünüz bina herhalde güzel değil mi? Ben yine kameraya gireceğim şimdi. Burası Bangkok'ta gece çarşısı olarak biliniyor. Kuşadası'nda, İzmir'de bu tip yerler çok var ama burası bambaşka bir dünya. Burada çok farklı şeyler var. Gördüğünüz insanlarla beraber dünyanın en ilginç trenini bekliyoruz. Çarşının içinden geçen daracık bir yol ve buradan geçecek olan tren. Hadi bakalım ne çıkacak karşımıza. Bu kadar insan ne bekliyor bakalım, ben de çok merak ediyorum. Herkes elinde telefonu, videosu. Sıfır geliyor. Çınar yukarıya çık. Bildiğiniz sıfır geliyor şu anda. Aha. Çok enteresan. Şehrin içinden geçen bir tren. Hello. Evet. Tren bitti. Şimdi Hindistan ceviz çiftliğine geldik. Burada çeşitli restorasyonlar yapılıyor. Hanımefendinin içtiği sıcak Hindistan cevizinin özü şeker yapılıyormuş burada. Burada da Hindistan cevizi rendeleniyor.
Buradaki diğer arkadaşlar teşvik etmek gerekiyor. Şu anda Hindistan cevizinin muhteşem olması. Hindistan ceviz kabukları. Çeşitli bir eşyalar. Evet, şu anda seni videoya çekiyorum. Ne yapıyorsun, farkında mısın? From the pan. Şeker. Bu. From the pan. From the pan. Good. Şimdi şeker. Şeker, aynen. Bu şekilde. Bu irmik helvasına benziyor ya. Kaynatarak krema haline getiriyorlar. Daha sonra dondurarak şeker haline getiriyorlar. Ve? Bayağı sertmiş bu. Çok güzel ya. Abay. Gülsün bakalım, güç denemesi yapıyor şu anda. Evet. Şeker yapıyor. Gülsün şeker yapıyor. Kol kası yapar. Süper. Tayland köyündeyiz şu anda. Bundan ne kadar detayları göstereceğim. Değişik. Evet. Muhtemelen Tayland aile resimleri, kral resimleri. Keşişlerden bir görüntü. Çok dikkat ettiğim bir konu oldu burada. Tayland'da birçok ama inanılmaz sayıda tapınak var. Tapınaklar tertemiz. İnsanlar ibadetlerini rahatlıkla ve çok kuvvetli yapıyorlar. Onu fark ettim. Güzel çarşıda teknedeyiz. Teknedeyiz. Bu para ister bizden bu. Doğru mu? Teknede gidiyoruz. Güzel çarşı. Tayland'ın yine gezilmesi gereken noktalarından bir tanesiymiş. Göreceğiz. Yüzen pazarda yaklaşık 20 dakikalık bir tur. Burada her taraf su. Yerel pazarlar burada. Görüyoruz zaten şu anda. Değişik bir kültür, değişik bir atmosfer. Çocuğu gördün mü? Gördüm. Sarışın bir çocuk. Olamaz böyle bir şey. Tayland'da yemek kültüründen bahsetmekte fayda var. Biliyor musunuz, Tayland'da evlerde mutfak yokmuş. Genelde insanlar dışarıda yemeği tercih ediyor. İnanılmaz bir sokak kültürü var yemek konusunda. Ama eğer bilebilirsiniz, genelde restoranları tercih edin. 2 gündür yediğimiz yemeklerden sonra acımaklıyız. Doğru tercihler yapıyoruz. Fiyatlar mantıklı. Her zaman pazarlığa açık. Afiyet olsun. 1, 2, 3 merhaba. İzmir'in darında çiçe çeraşa. İzmir'in darında çiçe çeraşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa Adın yaşıl acep muce hep taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa Adın yaşıl acep muce hep taşa. Mustafa Kemal Atatürk, yakın çıkıyor Mustafa. Bravo. Bravo. Bak bunu kaa.
okay.